Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Haziran 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, ayın konu başlıklarına kısaca bir bakalım. 4 Haziran'da Yay burcunda dolunay meydana gelecek. 5 Haziran'da Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca gezegeniniz Mars Aslan burcunda olacak. 11 Haziran'da Merkür İkizler burcuna geçecek. 18 Haziran'da İkizler burcunda yeni ay doğacak. Haziran ayı sizin için özellikle parasal konulardaki önemli gelişmeleri işaret ediyor sevgili akrepler. Yay burcundaki 4 Haziran'da meydana gelecek olan dolunay tam da bu alanda para evinizde meydana geliyor. Dolunaylar bir dönüşüm, farkındalık, bir tamamlanma sürecidir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış olan parayla ilgili bir konunuz, bir işiniz olabilir. Burada bir netleşme, bir sonuç alma söz konusu olabilir. Tabii ki bir işe girme, çalışma, para kazanma konularınız söz konusu. Bununla birlikte kazançlarınızdaki değişimler, işte paranızı değerlendirme, yatırımlarınız, mal varlıklarınız, bir şeyleri alma, satma, alışverişler ve benzeri konularda bu yay dolunayının özellikle etkileri arasında olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler. Değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık gibi burçların 13 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu dolunay sizin için para konularında özellikle çok daha önemli olabilir. Ay boyunca Mars Aslan burcunda kariyer alanında aktif olduğunuz, İş ve sorumluluklarınıza enerji harcadığınız bir aydasınız. 5 Haziran'dan itibaren Venüs Aslan burcuna geçecek. Ay boyunca birlikte hareket edecekler. Dolayısıyla yaptıklarınız, çalışmalarınız başkaları tarafından daha fazla dikkat çekecek, görünür hale gelecek. İş ve kariyer konularında şans ve fırsatlarla karşılaşmanız, dikkat çekmeniz mümkün. Evet, sorumluluklarınız biraz artabilir, daha fazla çaba gösterebilirsiniz ama bunların özellikle parasal kazançlar bakımından hızlı geri dönüşleri de olabilir ay boyunca. Merkür ayın 11'inde İkizler burcuna geçecek. Merkür İkizler burcunda çok güçlüdür. Çok hızlı olduğu bir pozisyonda ve sizin 8. evinize doğru ilerleyecek. Dolayısıyla para ve finans konularında bilgi trafiğinin, iletişimin, belki bazı imzaların, anlaşmaların, sözleşmelerin ortaya çıkması söz konusu. Merkür burada daha iş bitirici, daha fazla sonuç almaya odaklı olabilir. Tam da bu alanda 18 Haziran'da 26 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. İşte parayla ilgili konularda, finans konularında bu bir paylaşım olabilir. Veya bir borç alacak konusu, bir emeklilikle ilgili bir mevzunuz, bir kredi başvurusu ve benzeri olabilir. Buralarda yeni bir kapı açıyor size. Yeni bir karar verme süreciniz, yeni bir başlangıcınız olabilir. Eşinizin parasal kazançları, eşinizin işi, gelirleri, eşinizden gelen sizin kaynaklarınız, bu alanlarda da tabii ki bu yeni ay önemli etkiler getirebilir. Özellikle kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Değişken burçların ikizler, başak, yay ya da balık, bunların 26 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için özellikle para konularında çok daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir konu da var. Neptün'ün açısı. Bu yeni ayda Neptün Güneş ve Ay'la kare açıda olacak. 17, 18, 19, 20 Haziran gibi Güneş-Neptün karesi aktif. Bu da parayla ilgili konularda vereceğiniz kararlarda bir alışveriş olabilir, bir borç alacak konusu olabilir, bir yatırım kararı olabilir. Biraz daha dikkatli olmanızı gerektiriyor. Çünkü Neptün belirsizlikler, yanılgılar ortaya çıkarabilir. Karışıklıklar, dalgınlıklar ortaya çıkarabilir. Bu nedenle verdiğiniz kararlarda, örneğin bir anlaşma imzalıyorsunuz ya da bir borç alacak konunuz var, bir alışverişiniz var. Mümkün olduğunca güvenli adımlar atın. İçinde bulunduğunuz şartları iyi analiz edip değerlendirmeye çalışın. Ayın 21'inden sonra Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor. Ayın son haftasında ve önümüzdeki Temmuz ayının büyük bölümünde Güneş Yengeç Burcu'nda olacak ve 9. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Bu da ayın son haftasında özellikle 9. ev konularının, bunlar yolculuklar, seyahatler, eğitim, yurt dışı konuları, belki hukuksal işleriniz ya da eşinizin yakınları, akrabaları ve benzeri konulardaki etkilerin yavaş yavaş kendini göstermeye başlayacağını işaret ediyor sevgili akrepler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın. Akrep burcu, zodyağın 8. burcudur.
su elementinin sabit niteliklerini taşır. Yönetici gezegeni Mars ve Plüton'dur. Akrep burçları iradeli, kararlı, hırslı, enerjik, çekici, yoğun duyguları olan kişilerdir. Özgürlüklerine düşkündürler ve üzerlerinde baskı kurulmasını da istemezler. Ancak kendileri yanındaki kişilere baskı uygulayabilir. Akrepler hem kendilerini hem de yaşamlarındaki diğer kişi ve olayları kontrol etmek ve yönetmek isterler. Akrep burçları çok gururlu kişilerdir. Gururu onlar için birçok kavramdan önce gelebilir. Şüpheci ve kuruntulu yapıları nedeniyle çok kolay güvenmezler. Yoğun duyguları vardır. Onlar birini ya severler ya da sevmezler. Akrep için ya vardır ya yoktur. İkisi arasında bir kavram hayatlarında yer almaz. Kendilerini güvende hissetmek ve güçlü olmak için kariyere ve maddiyata önem verirler. Paranın güç olduğuna inanırlar. Para konularında çok tutumlu ve cimri de davranabilirler. Yoğun duyguları kıskançlık ve kin gibi kendilerine zarar verecek bir hale de dönüşebilir. Kendilerine yapılan iyiliği veya kötülüğü aradan uzun yıllar geçse de unutmazlar. Akrep burcu dönüşümlerin burcudur. Yaşam, ölüm, ölüm sonrası gibi kavramlar her zaman ilgisini çeker. Cinsel güçleri fazladır. Cinselliği yaşamın önemli bir parçası olarak algılarlar. Çok zeki ve sezgileri güçlü olan akrep burcundan herhangi bir şey gizlemek mümkün değildir. Merak ettikleri bir konuyu sonuna kadar kararlılıkla araştırır ve hedeflerine ulaşırlar.